Bak bakayım bana, ne oldu? Ne söylemeye çalışıyorsun? Efendim? Ne oldu? Şöyle bakayım. Yukarı mı çıkacaksın? Hadi yürü. Hadi gidelim hadi. Acıktın sen. Ha? Acıktı mı çocuk? Aman çocuk. Arkadaşlar günaydın. Sonunda günaydın. Şu an damat tıraşı olmaya geldim. Elim yüzümü toparlayabilirsek. Yarın bu cuma, bu pazartesi düğünümüz var kardeşim. Bu cuma. Düğünüm var benim, anlamıyor musun? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi mi, cuma mı? Pazartesi. Düğünüm var. Nikahlar kırılıyor. Vallahi yemin ederim. Bu nereden çıktı ya? Aynen. Şu çekiyoruz kardeşim. Sorun yok yani. Alıştık senin çöpü verdi kardeşim. Şöyle vura vura diyor. Efendim abim, güzel çocuk. Hadi size de sağ ol, teşekkür ederim abi. Arkadaşlar damat tıraşını olduk. Umarım bu demosuydu bu arada. Düğün günü de ben beğendim, gayet güzel oldu. Şöyle arkadan yanlarını da göstereyim. Düğün günü de böyle güzel bir saçla damatlığımızı giyeriz. Şimdilik eve gidiyorum. Çok kalabalıklaştı. Misafirler gelmiş. Bir yemek falan yapmamız lazım. Sonrasında işte arkadaşlarım geldi. Yarınla ilgili iş planı yapacağız. Aksaklık olmaması için herkesten yardıma geldiler. Onlarla ilgileneceğim ve koşturmacalı bir gün sonrasında zaten süreç bitiyor. Bakalım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Arkadaşlar düğünümüzde çok ağır bir misafir var. Çok severim inekleri. Ya beni süslersin aşkım. Süsecek herhalde. Vallahi süsecek. Ya sütlü sütlü. Evet arkadaşlar, güzel bir yemek yedik. Barbekü temizliyoruz. Biraz yağlandı üstü, üzerimi değiştirmek zorunda kaldım. Yani güzel pozlar veriyorsun. Genel olarak yüzün de güzel. Çektiğin her fotoğrafı zamanla daha çok beğenecek ve daha iyisini çekeceksin. Ve eskileri beğenmemeye başlayacaksın. Süreç hep herkes için hemen hemen aynı olmuştur. O yüzden gayet iyi gidiyorsun. Ben son bir ay gerçekten böyle hani evden çıkarken böyle bunu kendime söyleyerek çıkıyordum. Sakin olmalıyım. Sonuçta
patlayacak bomba gibi geziyorsun son zamanlar yarışmacı olduğun için. Hormonlar dip seviyede, şeker dip seviyede, tansiyon dengeli değil. O yüzden her şeyi kontrol altında tutabilmek için sakin olmak çok önemli. Lütfen ziyan olmasın emeklerimiz. Abicim çok güzel, obliklerin de keskinleşmiş. Zaten üst çatın gayet iyi duruyordu. Daha da iyi hale gelmiş. Daha dolu ve taraklı duruyor. Şu Arnold pozun güzel ama birazcık düzeltilmesi lazım. Yani bir tık daha arkadaki yukarıda kalan kolun, dirseğinin ve sırtının yarısının birazcık daha kameraya doğru yaklaştırman ve çok eğilmişsin, bir tık daha dik durman gerekiyor. Kafana dikkat et. Burada bitecek. Ne? Sabaha kadar geç şuraya. Otur. Baba! Bir gelsene! Yok, ben şarkıyı dinleteceğim size. Olur. Bir tane şarkı daha beraber oynayalım üstüne için. Şarkıyı açacağım şimdi de. Yani ayrıcık. Sen annem ben. Ben öyle başlıyorum. Öyle şey. Ben kalbimi tamam. Ben savaşları tamam. Yerine sorumluyum. Sensiz yaşamıyorum. Ben seni Atla kız. Aferin. Hadi. Gel. Atla. Hadi kız. Aferin diyeyim sana be. Ya seni ben yerim. Ya seni var ya. Seni yerim lan. Güzel kız anne. Aferin sana. Bıt bıt şeyi yapalım, ilk dansı yapalım. Bu da şarkı bitirecekler ama. Zeybek de sorumsuz. Dikleşmeden sonra... Anlaştık. Tamam. Ne hissediyorum? Yarın düğün var, evet. Sabah erken kardiyomu yapayım da. Öyle hazırlanayım diyorum. Güne kardiyoyla başlayayım da enerjim yüksek olsun. Ben de. Sabah bir kardiyo yapar, öyle geçeriz. 30 dakika bile olsa hazırlanmaya. Yapsam çok iyi olur. Bugün de yapsam iyi olur. İşlerim biterse. Bakalım. Yarın 7'de kalkarız. 7-7.30 gibi bir kardiyo yaparız. Sonra arabayı yükler, hazırlığa geçeriz. Çekimleri erken hallederiz. Bakalım. Arkadaşlar günaydın. Şu an sesim bile çıkmıyor. Evet, büyük gün. Bugün büyük gün, düğün günü. Önce bir kardiyo ile güne başlayalım. Enerjimiz yükselsin. Bu
Bugünlük 45 dakika kardiyo yeter arkadaşlar. Şimdi bir an önce çantamızı hazırlamamız lazım. Bugün hiç uyarıcı almadım. Lekarnitin, kafein. Çok fazla uyarıcı almadım çünkü daha fazla terlemek istemiyorum ve gün içinde etkilerinin devam etmesini istemiyorum diye. O yüzden çok az terledim, fazla terlemedim ama onları aldığım zaman gerçekten üzerimde kuru yer bile kalmıyor. Çek çek şu kızı çek. Böyle düğüne mi gidilir? Çek şu kızı. Çek. Uçan balonlarla gidiyor. Yemin ediyorum 600 kişilik düğünü kendim organize ettim. Ya işte. Yeni meslek oluşuyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Her şeyi tek başına yap. Şuna bir sürü detay. Arkada gelinlik var canım. Arkaya sarsma. Hem de hoparlör var. Hoparlörü de sarsmak istemiyorum. Aynen sarsıyorum. Gelinlik de aynı değerde. Ay. Şimdiden terlemeye başladım ya. En çekindiğim şey şu an terlemek, özellikle de kıyafetleri giyince. Bu arabanın katlaması yetişmedi. Yetişseydi güzel olacaktı. İki dumbbellımız, bir barbellımız kaldı. Bunları teker teker taşıyayım yoksa terleyeceğim. Bizden büyük organizasyoncu mu var? Şimdi ben alacaktım sana. Bekarlar var da onlar böyle şey. Karşıdan adım falan bekleyen bekarlar. Tam Faruk'un tipi. Balon uzatacak. Tam bir bekar lazım. Bekar mısınız? Hayatımda kimse olmayan bir bekar lazım. Ben de. Bunu da ayrı bir yerden mi şişiriyoruz lan? Sen niye şişmedin? Hocam önce o sonra şişecek. Patladı. Ve bunu ağzımla şişirirken patladı aşkım. Oğlum sonradan şişmeye başladı ama sonradan şişmiş. Evet. O bu kadar yeterli mi? Yeter aşkım bence. Ne yapıyorsun? Nasıl bakıyor? Aşkla bakıyorlar. Canını yerim senin. Ne yapıyorsun? Alayım mı seni? Pire ilacı döktük. Ya. Kafası böyle habire sallıyor. Neden? Yorgun. Acık ama peşime takıldım. Yoksa ben her şeyi bitireceğim, yiyeceğim. Ama gelmedi. Beyler orada görüntü alıyordu. Biraz böyle sola kayabilir miyiz? Abi sanki Titanik'e doğru gidiyoruz gibi hissediyorum. Kavuşabilecek miyiz? İnşallah. Nasıl bir nefes al. Ya buna çok malzeme veriyoruz Mehmet abi. Buna da yapalım sen ya lütfen. An itibariyle yaparım, merak etme. Teşekkür ederim. Ben de hazırım da. Gönlüm hazır değil. Çünkü fişini bana mı takacaksın? Yapay yapmamız lazım bunu. Fişi bana takacak arkadaşlar. İzliyoruz. Enerji merkezi yetiyormuş. Bir
Bir şey diyeyim mi sana? Tam o arada kahve koymamı ister misin geçerken? Ya kahve içecektim ya da kahve koyacaktım. Bence kahve koyalım. Tamam. Ama az kahve var, ona göre ayarla. Kanka kafam dondu, ne yapıyorsun? Soğutucu. Bu kafa 5 kere yıkansa anca temizlenir. Daha da yıkın geleceğim abi. Geliyor. Dikkat et, barbun var yerde. Şu konsepti yapalım ya. Kızlar içeride hazırlanıyor, onları bekliyoruz şu an. Güzel gidiyor, eğlenceli gidiyor. Bir iki konsept yaptık. Şimdi de kızların çekimi yapıldıktan sonra benim arkadaşlarımla birkaç çekimim yapılacak. Ve sonra buradan düğün yerine geçeceğiz. Bir de kombon yapacağız küçük bir tane. Bakalım. Arkada bunu mu getirdin? Evet. Kanka arkası fileli mi? Olmaz lan bu arkada. Olur. Furkan, sana çok yakıştı. Harika. Helal, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Kokuyu içeri bırak, al. Çok güzel oluyor. 2, 3. Bir daha. 4. Hadi bir ayarlayalım. Ben pozunu değiştireyim, arka sabit kalsın. Aynen. Aynen. Geçiyorum. Abi şunu bir oraya koysunlar. Hocam buradayız, kameradayız. Son videonun fotoğraf böyle. Ya bunun oturması lazım ama şu an çok korktuğu için nasıl poz vereceğiz bununla? Bir kere hemen elini alsın, orada hemen yakalasak. Gel kızım, gel bakalım. Ceket müsaade etmiyor, hareket etmiyor. Hadi. Papyon görünmüyor. Hayır. Soğan papyon.
çok saçma pozlar oluyor böyle. Kendisiniz. Kaptan birbirine dönüyor. Aynen. Bozma, yakın alacağım. 5 saniyemiz var. Tamam, 5 saniyemiz var. Yapamadık öyle. Vay be. Tamam. Yakıştı mı Mustafa? Yaşar abi. Evet. Of, çok karizma oldu. Aynen, iyi oldu. Bunu yakalayamıyor. Bunun özelliği bu değil mi? Tamam, böyle olacak. Değerli misafirlerimiz, Violin Garden ailesi olarak Gölgülü ve Yıldız aileleri adına hepinize hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Bize başvurdunuz ve hiçbir mani görülmedi. Sayın Mustafa Yıldız, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan bir ömür boyu Gülşah Gölgülü hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Gülşah Gölgülü hanımefendi, Mustafa Yıldız Bey'i bir ömür boyu hiç kimsenin baskısı altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz?
Evet. Şahitlerimiz, şahitli geliyor musunuz? Evet! Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ayağa bastırılır mı? İmzalarımız da var. İmzalarımız da var. Kalem. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Tamam ya. Sessizim,
Devamı ne diyeyim mi? Tekrar Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Bir ömür boyu mutlu olun. Herkesin de ayaklarına sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Bu kadar.